Artış ortada. A'dan Z'ye bütün mal kalemlerindeki artış ortada. Görmek isteyen gözler için. Arkamdaki panodaki artış kırmızı yanıp sönüyor sürekli ortada. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi Muhammed Kaynar CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda konuştu. Ahmet Hakan'a Bülent Arınç bir yazılı açıklamayla yanıt vermiş. Neler neler söylemiş. Evindeki kedinin yerinde olmak istemezdim demiş. Neyse konumuz o değil şimdi. Ahmet Hakan'ın programında AKP'li meclis üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Muhammed Kaynar dedi ki kuyrukta bekleyenler yalan o haberler. Kuyrukta bekleyenler fotoğraf vermek için kuyruğa giriyorlar. O kuyruklar hep fotoğraf vermek için oluşuyor dedi, öyle mi? Bir dinleyelim. Muhammed Bey, siz bir vatandaş olarak bir saat bekleyip bakkaldaki AVM'deki fiyatla aynı olan ekmeği hele bugünkü fırtınalı günde bekler misiniz normal gelir olan bir vatandaş olarak? Bu bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğinden emin misiniz siz? Sopa mı bekliyorlar? Ne yapıyorlar yani? Evet, orada kuyrukta ne yapıyorlar? Ne demek Özgen istiyorsun? Özgen Bey'in görüntü almasını bekliyorlar. İnanılmaz ya. Ya bu yurttaşa hak. Vallahi inanılmaz ya. Bu kadar da pes. Böyle bir olabilir mi ya? Aynen. Ya bakın, Ankara'da bekleyenler ne ya? İnsan ciddi söylüyorum ya. Ankara'da aynı kuyruklar var ya. Bu kadar olur mu ya? Yani. Ya bırakın konuyu saptım. Ben de dinliyorum. Lütfen Necdet Bey konuyu saptırmayın. Kim saptırıyor belli. Konuyu saptırmayın. Bakın söylüyorum. Söylüyorum ekmek zamanında gelmediği için bu kuyruklar oluşuyor. İnsanlar hiçbir bilgi doğru değil. Yapmayın, yazıktır bu millete. Ne aklımızla dalga geçin ne de içine düştüğümüz durumla dalga geçin. Öyle tweetler geliyor ki. Güfte Çelik diyor ki iş çıkışı bir teyze 80'li yaşlarda yanıma yaklaştı. Telefonla konuşuyordum, usulca dokundu. Yavrum param var mı? Şuradan bana yumurta alır mısın dedi. Cüzdanımı açtım, içinde nakit param yoktu. Yumurta alamadım. Ama yine de duasını aldım diyor. Yasemin Gülerman Kapalı Çarşı'da döviz esnafından biri maalesef canına kıydı bugün diyor. Oradaydık efendim. Maalesef. Haberi birazdan ekrana getireceğiz. Döviz bürosu işletenlerden biri canına kıydı bugün Kapalı Çarşı'da. Durumumuz bu. Bu durumdayken gözümüzün içine bakıp da yalan söyleniyor, sıkıntı yok. Hep poz bunlar, kameralara poz veriyorlar, fotoğraf çektiriyorlar diyen ancak öfkeyi kabartıyor. Halimiz ortada. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak belli olacak önümüzdeki günler içerisinde. İlk görüşmede yapıldı. İlk pazarlık diyelim. Hadi neyin pazarlığıysa işte. Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek. Fevkalade bir zam olacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugüne kadarkilerden farklı olacak diyor. Bu bile başlı başına ekonomik krizin kabullenilmiş olduğunu, sandığın yakın olduğunu gösteren bir haber. Yalnız asgari ücrete yapılacak zam oranında diğer ücretlilere de zam yapılması gerekiyor. En az bu oranda zam yapılması gerekiyor. Hoş, Türkiye'de iki kişiden biri asgari ücretli çalışıyor neredeyse. Bu çok önemli. Bugün ilk toplantı yapıldı söylediğim gibi. Toplantıya da sadece Anadolu Ajansı'nı, TRT'yi, İhlas Haber Ajansı'nı ve Demirören Haber Ajansı'nı aldılar. Diğer basını içeri sokmadılar. Yani diğer medya kuruluşlarını içeri sokmadılar. Maazallah soru sorarlar, zor durumda bırakırlar diye herhalde. Biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız. Biz her şeyden önce şöyle bir yaklaşımı benimsediğimizi defalarca ilettik veya açıkladık. O da şu, biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız. Koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Milyonların gözü yeni yılda geçerli olacak asgari ücrette. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı ve 2022 yılı asgari ücreti belirlemesi için kolları sıvadı. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Başkanlığında yapıldı. İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akan Selkoç, işçi tarafını ise Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat temsil etti. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yaptık. İlk olduğu için tabii temel prensipler konusunda bazı değerlendirmelerimiz var. Kasım ayı enflasyonu yayınlanacak. Ondan sonraki salı günü biz ikinci toplantımızı
Türk İş Konfederasyonu'nu da gerçekleştireceğiz. Bu yıl asgari ücretin belirlenmesi Aralık sonunu bulmayacak. Toplantıların gidişatına göre asgari ücret önceki yıllara göre daha erken belirlenecek. Bir de Perşembe günü yine bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ve sanıyorum ondan sonra kısa dönemde şöyle 14'ü gibi falan da herhalde sonuçlandırırız diye bir kanaat oluştu bende. İşçinin beklentisi insanca yaşamaya yakışır bir asgari ücret. İşverenin beklentisi ise maliyetlerin fazla artmaması ve işverenle çalışan arasında dengede duran bir asgari ücret. Sırf bu yüzden ilk görüşmede rakamlar değil, anketler konuştu. Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2500 işçiyle görüşüldü. İşverenlerin %34'ü yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı sorusuna 3501 ile 3750 lira arasında cevap verirken, bu rakamı %19,3 ile 3251 lirayla 3500 lira arasında olmalı diyenler, %13,7 oranıyla da 3751 lirayla 4000 lira arasında olmalı diyenler izledi. Peki ya işçiler? İşçilerin asgari ücret beklentisi ise farklı. Yeni dönem asgari ücret ne olmalı sorusuna katılımcılar ağırlıklı olarak %37,3 oranıyla 3750 ile 4000 lira arasında beklenti ortaya koydu. 4000 ile 4500 lira arasında olmalı diyenlerin oranı %13 iken 4500 liranın üzerinde olmalı diyenlerin oranı ise %21,8 olarak araştırmalara yansıdı. Komisyonda rakamlar üzerinde değerlendirmeye varmadığımız için bir rakam telaffuz etmeyeceğim ama Sayın Bakan'ın anketlerini de gördünüz. Biz biraz daha üzerinde olacak sanıyorum. Gözler şimdi haftaya Türk İş'te yapılacak olan ikinci toplantıda. Türk İş'te biliyorsunuz sağ salim bunu da atlatalım da devam edelim önümüze bakalım diyordu daha evvelki görüşmelerde. Şimdi asgari ücrete yapılacak zam önemli ama Türkiye'de milyonlarca işsiz var. Ve çıkıp ekranlara şununla övünüyorlar. Övünecek bir şey kalmayınca döviz kurundaki artışla İş gücü çok ucuzladı Türkiye'de. Yabancı sermaye gelecek, işsizlere iş imkanı olacak diye. Nasıl ki Çin'de canı pahasına saatlerce çalışıp o ünlü Amerikan marka spor ayakkabıyı diken işçiler var. İşte o işçiler gibi. Ama onlardan daha düşük ücrete çalışacak Türk insanı. Reva görülen bu. Şimdi ekranlarda ekonominin neresini öveceğini şaşırmış durumdalar yandaş ekranlarda. O yandaş televizyonların etkisi altında kalanlar da var. Asgari ücreti yine konuşuruz da esnafa bir mikrofon uzatacağız. Şimdi bu buhran günleri dosyasında yine İstoç'a gideceğiz. İstanbul'da ticaretin kalbinin attığı yerlerden birine. Karşımıza çıkan esnaftan biri diyor ki siz uyduruyorsunuz Halk TV olarak. Sıkıntıyı abartıyorsunuz. Dışarıdan dış güçlerden baskı var. Yoksa bizim ekonomimiz iyi. Bunu inanarak mı söylüyor gerçekten acaba? Yoksa korktuğundan, çekindiğinden mi söylüyor? İstoç'a gidelim de dinleyelim. Şimdi doların artışı tabii ki de çok etkiliyor ambalaj sektörünü, özellikle kağıt ve plastik kısmında. Çok fazla ham madde yoksunluğu var. Sadece dolar değil tabii ki de. Dolarla birlikte ham madde yoksunluğu aynı zamanda etkileyen şeyler. Ülkeye ham madde girmiyor. Kağıt bulamıyoruz ürün üretmek için. Biz aynı zamanda üretici firmayız fakat kağıt bulamıyoruz. Plastik ham madde bulamıyorlar insanlar üretmek için. Bir malzeme geliyor, işte faturası kesilemiyor. Biz buradan malzeme satışı yapamıyoruz. Fiyatlarını bilmiyoruz çünkü malzemelerin. Şu anda gerçek bu maalesef. Dolar bir kerede 2 lira, bir günde yarım günde 2 lira oynayınca bizim telefonlarımız başladı sürekli. Hani yeni güncellemeler, yeni listeler, zamlar. Çok büyük zamlar geldi gerçekten. Çok büyük farklar var. İnsanlar da şaşırıyorlar burada tabii yani bu kadar büyük zamların olmasına ama işte elden bir şey gelmiyor maalesef. Yani bizim ya da herhangi bir burada başka bir firmanın, dışarıdaki firmaların marjlarında bir değişiklik yok. Ama gelen zamlar gerçekten çok yüksek zamlar. Eskiden %3, %5 gelirdi zamlar. Şimdi %30, %50'ye varan zamlar geliyor. Başa çıkamıyoruz. Bakalım ne olacak? Bekliyoruz yani. Peki siz geçen haftaya aldığınız bir ürünü bu haftaya nasıl satıyorsunuz? Ya da yerine yenisini koyabilecek misiniz? Aslında en büyük sıkıntılardan biri de sanırım bu. Şimdi şöyle yerine koyamıyoruz malzemeyi. Maalesef böyle bir sıkıntımız var. Açık konuşayım. Biz şu anda satış yapıyoruz ama
satışlarımız devam ediyor. Fakat kazanıyor muyuz? Bir para kazanıyor muyuz? Bu işi yaptığımıza değiyor mu? İnanın ki biz de bilmiyoruz. Farkında değiliz. Hesabını yapamıyoruz. Hak değeri. Evet. Nedir durum? Uyduruyorsunuz. Bak, ben size söyleyeyim. Siz söylerseniz ne söylerseniz onu verin. Ben söyleyeyim. Buyurun. Şu an...